Gençler Birliği'nde bir genel kurul günü daha, ama bu sefer daha farklı bir genel kurul. Uzun yıllardır kulüp başkanımız İlhan Cavcav aramızdan ayrıldı. Onsuz bir genel kurul. İlk olarak bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii çok üzüntülüyüz. Yani 38-40 yılını kulübümüze vermiş bir başkanımızı kaybettik. Daha her şeyden önemlisi bir büyüğümüzü kaybettik. Onsuz bir genel kurul. Herkeste bir burukluk var. Ama inşallah hayırlısıyla genel kurulumuzu bugün tamamlayıp çıkacağız. Murat Cavcav yönetimle tek liste genel kurula giriyor. Ama burada gördüğümüz genel kurul havasında çok büyük bir destek var. Tek aday olmasına rağmen ilk genel kuruldan delegelerin buraya geldiklerini görüyoruz. Bu da herhalde camiaya biz arkanızdayız, birlik bir mesaj olarak algılayabilir miyiz? Tabii, kesinlikle öyle bir mesaj zaten. Bu da Gençler Birliği taraftarının, Gençler Birliği delegelerinin ne kadar vefakar, ne kadar hatır şinas olduğunun bir göstergesidir. Kendileri İlhan Bey'den sonra Murat Bey'e teveccühlerini ortaya koymak için bugün ciddi bir katılım vardır. Bir de bugün ilk tarih biliyorsunuz. Genelde genel kurullar ikinci tarihte gerçekleştirilir ama şu anda bile çoğunluğu sağlamış durumdayız. İnşallah hayırlısıyla genel kurulumuzu tamamlayıp Murat Bey'i başkan olarak buradan çıkartacağız. Gençler Birliği'nin son dönemdeki etkili yöneticilerindensiniz. Gençler Birliği Murat Cavcav döneminde size neler bekliyor? O babasından aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaktır. Hedef budur. Neler söylemek istersiniz? Tabii en büyük gayesi o olacak. Yani öncelikle hem spor kulübü adına hem şirketleri adına almış olduğu bayrağı ileriye taşımak için elinden gelen mücadeleyi verecektir. Ama biz tabii İlhan Bey'i her gün, her dakika arıyoruz. Yani her konuda eksikliğini hissediyoruz, her konuda yokluğunu hissediyoruz. İnşallah başarılı bir yönetimle ligde üst sıralarda olan bir takımı ortaya koyacağız Allah kısmet eder.